Kızıldeniz'deki faaliyetlerine yeniden başlayan denizcilik şirketi Maersk yeni yılda yeniden Husi saldırısına uğradı. Maersk'in yardım çağrısına yanıt veren ABD donanması Husi botlarını batırırken Maersk Kızıldeniz geçişlerini durdurdu. Kızıldeniz'de gerilim bir kez daha arttı. Küresel ticaret 2024'de de büyük şokla başladı. Danimarkalı denizcilik şirketi Maersk, Yemen'deki Husilerin saldırıları nedeniyle Kızıldeniz ve Aden Körfezi'ndeki nakliye faaliyetlerini kısa süre önce durdurmuştu. Ancak 2023'ün son günlerinde yeniden başladı. Ne var ki bu durum fazla uzun sürmedi. Şirkete ait bir gemi 2024'ün ilk dakikalarında Kızıldeniz'in güneyinden geçtiği sırada füzelerin hedefi oldu. Şirket, Husilerin füze saldırısı nedeniyle ABD donanmasından yardım istedi. Kızıldeniz'den geçişlerini de 48 saatliğine askıya aldı. ABD donanması da Maersk'ten gelen yardım çağrısına kayıtsız kalmadı. Ancak gemiye müdahale ettiği sırada kendilerine de ateş açıldığını, iki gemi savar balistik füzeyi düşürdüklerini duyurdu. Saldırı, denizcilik şirketlerine ABD'nin Süveyş kanalı ve Kızıldeniz'in güvenli olduğuna dair güvence verme çabalarını baltaladı. Bölge, küresel ticaretin yaklaşık %12'sinin geçtiği çok önemli bir güzergahta bulunuyor. Saldırının ardından emtia fiyatlarında ciddi oranda artış yaşanacağı tahmin ediliyor. Bu arada İran'dan da kritik bir hamle geldi. Elburz savaş gemisi Bab el-Mendeb boğazından geçerek Kızıldeniz'e girdi. Tahran yönetimi savaş gemilerinin 2009'dan bu yana nakliye rotalarını güvence altına almak için bölgede faaliyet gösterdiğinin altını çizdi. İran'ın bu hamlesi Washington'a ikaz olarak değerlendiriliyor.